Mutlu akşamlar değerli izleyenler. İstikamette karşınızdayız. Gündeme dair meseleleri dile getireceğimiz bir programımıza daha başlıyoruz. Kanal 42 ekranlarında Konya'dan yayınlarımızı icra ediyoruz. Programımızı da bugün Konya'dan icra ederken tüm dünyaya yine önemli bir meseleyi paylaşmış olalım istiyoruz açıkçası. Birkaç haftadır Türkiye gündeminde yer edindi. Türkiye'nin dışında ben farklı ülkelerde de bir anlamda ses getirilen bir nokta olduğunu düşünüyorum. Farklı merhalelerde konuya vakıf olan insanlar Konya'da Mevlana Türbesi'nin bahçesi ya da Gül Bahçesi diye insanların daha çok bildiği yerin kazılma meselesi söz konusuydu. Bugün bunu konuşacağız. Şunu da çok net bir dile ifade edelim. Yıllardır konuşuyoruz. Yıllardır konuşuyoruz, ne değişiyor derseniz, biz sadece bilinen şeyleri unutulmaması için izleyicilerimize aktarma görevini sarf eden gazetecileriz. Onu ifade edelim. İşimiz bir anlamda bu oluyor. Çünkü bundan yıllar önce de hatırladığımız bu meseleleri konuşmuştuk. Bugün yine tekrar dile getireceğiz. Hamuşan kazıldı. Mezardakiler, kabristandakiler, uyuyanlar bir şekilde uyandırılmaya çalışıldı. Daha önce de böyle bir hadise meydana gelmişti. Ancak bu yakın tarihte şöyle bir olay gerçekleşti. Bir yerde taş tuğlaların arasında bir Rus askerinin kabri bulundu. İşte ona gösterilen ihtimal biraz daha fazla özen gösterilirken Konya'da kabristan olunduğu bilindiği, işte Mevlevilere sorsanız Hamuşan diyecekleri, bu uykudakilerin, sessizlerin bulunduğu alana kepçelerle, kamyonlarla girildi ve toprak eşelendi. 38 mezar çıktı diye söylendi. Hatta birkaç kabristanda etrafı çevrildi diye görüntülerde yansıyor. Arkadaşlarımıza da ilettik. O görüntüleri de ilerleyen dakikalarda kullanacağız. Sizlere paylaşacağız. Bilindik şeyleri söyleyeceğiz yani. Ama neden bu noktaya gelindi? Bunları konuşmaya çalışacağız. Mevlana Celaleddin Rumi Torunları Derneği Genel Sekreteri, aynı zamanda Mevlevi Postnişini Mehmet Çıpan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Doğru telaffuz ediyorum değil mi? Yani bilinen şeyleri konuşuyoruz. Yani bunlar bilinmeyen şeyler değildi herhalde. Tabii bilinen derken geçmiş dönemde özellikle 2011 ve 2012 yılından itibaren yine bu kanalda, yine bu masalarda, sizinle birlikte yine aynı programlarda ikaz ettiğimiz, önceden uyardığımız, bize bildirilmiş bazı aksaklıkları, kamuoyunun tepki gösterebileceğini veya usule ve edebe uygun olmayacağını uyardığımız, 5 yıl öncesinden, 6 yıl öncesinden uyardığımız konuları bugün önceden uyarı maksadıyla buradayken bugün hasıl olan vakaların üzerine konuşmak üzere buradayız. Şimdi birçok bağ var. Kazılan yer kabristan, doğru mu? Evet. Yani bildiğimiz şey bu benim algıladığım. Hatta daha önce de bu hatalara düşünmüştü. Evet. Bu olay vuku bulmadan önce, kepçe işte kazılmadan önce ve sonrasında ben gelen mesajlardan şöyle hatırladığım kadar, mesela bir tane izleyici, Konyalı bir izleyici, tanımıyorum etmiyorum, yazmış, diyor ki Şems'in orayı da böyle yapmışlardı diyor. Bir başkası işte şurada da şöyle olmuştu diyor. Dahası var. Dahası yani var. Bunlar daha silsile haline devam ede gelen şeyler. Şimdi tarihçi yazarlar neler yazdı onlara bakıyorum şöyle. Onlar da dokunmaya çalışıyor. Farklı ülkelerden de ses gelebilir. Yani Mevlana noktasında sadece Türkiye'nin sorumluluk sahasında bir alan genişliği yok. Daha da bir geniş var. O süreçte herkes söz sahibi, herkes bir şey biliyor. Ama bilinen bir şeyin kazılması, yok edilmeye çalışmasının altındaki yatan şey ne? Asıl sebep hayır, ne? Hayır, bildikleri falan bir şey yok. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bilseler yapmazlar diyor Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyorlar. Bilmemeleri de normal. Şimdi ben programa başlarken öncelikle bütün izleyenleri, bütün dostları, bütün canları ve bütün ümmeti Muhammed'i selamların en güzeliyle selamlamak isterim. Cümleten selamun aleyküm. Vakti şerifleriniz hayrola, hayırlar fethola, şerler defola inşallah. Şimdi programda anlatacağım konular kısa bir zaman ama çok özetlemeye çalışacağım. Yalnız bizleri izleyenlerden de Allah rızası için Allah'a, ahiret gününe, hesap gününe iman etmiş herkesin Türk-İslam davasını, Türk-İslam edebini bilen herkesin Allah rızası için çevresindeki eş, dost, tanıdık, akrabalarına bu programı izlettirmesini rica ediyorum.
bütün izleyicilerimizden burada döktüğümüz nefes hakkı için, buradaki bu meselelere dikkat çekeceğimiz, ümmetin bir fitneden kurtulması için hasreten rica ediyorum. Etrafınızdaki insanlara Kanal 42'yi bu saatte açmalarını ve Happy Top'u kalan 50 dakikalık sürede bu programı izlemelerini, tavsiye etmelerini rica ediyorum. Bilmezler, bilmiyorlar. Mesele 1888'den başlıyor. 1888 yılında daha önce anlattığım Abdülvahit Efendi isimli bir adam bir şekilde akrabalıktan, soy bağından gelen hasletlerle 2. Abdülhamit Han zamanında, yani bizim Abdülhamit Han zamanında Mevlevi postnişinliği ve makam çelebiliğine geçiyor. Yalnız kısa bir süre sonra bu Abdülvahit Efendi edebe mukayir bazı hareketlerde bulunuyor. Örneğin Bektaşi tekkesine müntesip oluyor. Sünni Mevlevi tarikatının şeyhiyken gizlice Alevi tacı takıyor. Oraya mürit oluyor. Yani bir tarafta şeyhsin, o bir tarafa mürit oluyor. Yetmiyor, Abdülhamit Han'a muhalefet ediyor. Yetmiyor, Abdülhamit Han'ı taklit etmek için Meram'da Yıldız Köşkü yaptırıyor. Yetmiyor, saltanat faytonunun aynısını Konya'da yaptırıp bununla gezmeye başlıyor. Bununla ilgili Abdülhamit Han'ın ve dönemin Şeyhülislam'ının kendisine uyarıları, ikazları var. Bektaşi meşrep bir adam. Sonra 1908'de bu adam posttan ayrılıyor. Yerine oğlu Abdülhalim geçiyor. Abdülhalim Efendi, o da Bektaşi meşrep bir adam. O da Alevi yolda gidiyor. Mevlevi kurallarına uymuyor, uyum sağlamıyor. Hatta o kendi döneminde bir de Mevlevileri Alevileştirmeye gayret ediyor. Mevlevileri, Ehl-i Sünnet Mevlevileri okunan gülbanklarla, dualarla bunları farklılaştırıp Bektaşi gülbankları haline getirip gelenekleri tahrip ediyor. Abdülhalim döneminin en önemli unsuru Delibaş Mehmet isyanı. Yetmiyor gibi bir de evinde Şemsimah ve Yorgi isimli iki tane İngiliz İtalyan ajanını saklayıp bu hizmetinin karşılığında 4000 altın lira alıyor. İngilizlere yardım yatakçılık yapıyor. Doğru, 1919'da bu adam mebus. Ve 1. Mecliste Mustafa Kemal'in başkan vekili. Meclis başkan vekili. Ama bakın, bugün de bazı mebusların millet meclisinde divanda oturmasına rağmen vatan millet hayrına çalışmadıklarını biliyoruz değil mi? Düşünce yani vardı. aynı vatan millet aşkına çalışan diğer milletvekilleriyle aynı sosyal haklara sahipken vatan millet hayrına çalışmadıkları için bugün cezaevinde olan milletvekilleri var değil mi? Olan veya olmayan. Olan veya olmayan. Yani bunlar da var. Bu kötü örnekler de var. Bir yandan millet meclisinde başkan vekilliği yapıyor. Bir yandan evinde İngiliz, İtalyan ajanlarını saklayan bir adam Abdülhalim Efendi. Sonra 1925'te tekke ve zaviyeler yasasından birkaç ay evvel, tekke ve zaviyeler kapatılması hakkındaki kanunun yayınlanmasından birkaç ay evvel, İstanbul'da Emperyal Gazinosu denen o dönemin kötü evlerinden bir tanesinde, süfli bir hanede, oranın balkonundan saçı ve sakalı kesildikten sonra düşüyor ve boyun kırılmasından ölüyor. Yani saçının sakalının kesilmesi bunun bir infaz olduğunu gösterir. Zaten gece hayatına düşkün bir adamdır. Atatürk'ün işte Konya garını karşılama görüntülerinin arasında falan vardır. Çünkü 1. Mecliste başkan vekilliği yapması ve Konya'da etkili olması ve mebus olmasından dolayı sanıyorum Türkiye'de de dokunulmazlık kanunu ilk ona uygulanıyor. Yani divan-ı harpte idam kararı çıkıyor Konya'da ama meclis diyor ki bu milletvekilidir, bunu idam edemeyiz. 1925'in Allahu alem Eylül ayında bize göre infaz, ancak bazı yanlı tarihçiler tarafından da şeker koması falan filan deyip
ölüyor. Tabi bu kadar yüz kızartıcı suça maruf bir adam, onun oğlu Bakır Efendi de artık Konya'da barınamıyor. O zamanki Çelebiler ve Mevlevi dedeleri, örneğin Sıtkı Çelebi, Arabacı Arnavut Hasan, affedersiniz Arnavut Hasan ve Arabacı Nalbant Mustafa Efendiler. O dönemin etkili dedeleri bunlar, Mevlevi dedeleri. Onlar artık bu ailenin Çelebilikle alakası kalmadığını beyan edip Küstahan kapısına koyuyorlar. Onlar da buradan terk-i diyar eleyip, yani Çelebilikten ve Mevlevilikten azledilmiş oluyorlar. Onlar da buradan terk-i diyar eleyip Halep'e gidiyorlar. Sonra tekke ve zaviyeler yasası, Veled İzbudak Çelebi Hazretleri, Hazreti Mevlana dergahının son post dişinidir. Lakin kendisi aynı zamanda mebus olduğu için tekke ve zaviyeler yasası yayınlandığında Konya'da değil, Ankara'da milli mücadeleye katılıyor. Veled İzbudak'ın sizin programınızda bir özelliğini daha anlatmıştım. 1915 yılında 20 Mayıs'ında Mekke ve Mescid-i Aksa'nın muhafazası için, Kudüs'ün muhafazası için 1026 Mevlevi dervişiyle Mücahiddin-i Mevleviye alayı toplayıp Kudüs'ün müdafasına giden bir çelebidir. Bir Hazreti Mevlana torunudur. Elhamdülillah Hazreti Mevlana muhipleri ve kanını bozmamış çelebilerin tamamı İslam'ın şövalyesidir. Şövalyesi, İslam'ın akıncısıdır. Kılıç kuşanıp Kudüs'ü kuşanmak için giden dervişlerdir. Öyle aciz süklüm püklüm dervişler falan değiliz. Hiçbir Mevlevi de böyle değildir. Ben babamla da görmedim, dedemle de görmedim böyle acizlik. Kendim de değilim Allah'a şükür. İslam'ın müdafası nerede gerekiyorsa Mevleviler hep oradaydı. Abdülhalim Efendi'nin oğlu Bakır Çelebi terk-i diyar ediyor. Sonra ne oluyor? Yıllar sonra 1950'lerde, 60'larda Konya'da birileri şey baruz düzenlemeye kalkıyor. İşte efendim Dinarlı, Aslı, Erzurumlu bir adam geliyor burada, işte Sivas'tan semazen topluyor, geliyor burada kendi kafasına göre Turizm Derneği adı altında Mevlevilerle hiç alakası olmayan törenler başlatıyor falan. Sonra geliyoruz 2004 yılına. Çok hızlı geçtik burayı. Tekrar döneceğiz. Diğerlerinden farklı mı yani? Diğerlerinden farklı. Bilmiyorlar kısmını anlatmaya çalışıyorum. 2004 yılına kadar hiç adını sanını duymadığımız vakıflar, 2004 yılına kadar hiç tanımadığımız Çelebi ünvanlı hanımlar, hani şu Sultan Selim Camisi'ni Yavuz Sultan Selim yaptı diyenler mesela. Hmm. O aile. Tabii 2004 diye örnek vermenizin temeli herhalde Konya'daki kültür merkezlerinin yapım tarihiyle birlikte başka oluşumların başlaması herhalde. Yani bir tesadüf müdür yoksa kasıt mıdır bilemiyorum ama yani 2004'te onlar da başladı. 2004'teki belediye değişiminden sonra. Mesela Mustafa Özkafa zamanında bunlar o belediyeden içeriye giremezlerdi. Giremiyorlardı. 2004'teki belediye değişimlerinden sonra bugüne kadar her fotoğrafta bunlar var. Şimdi niye bilmediklerini anlatıyorum hala. Üstadım, bir şekilde Mevlevilikle alakası olmayan bu Çelebilikten azledilmiş ailenin mensupları 2004 yılında parlatılıp Konya'nın önüne tekrar konmaya başladı. Neden? Bu oluşum, bahsetmiş olduğunuz o 1888 tarihli vermiş olduğunuz silsile devam etsin diye mi? Muhtemelen. Yani o günkü o Mevlevilerin Alevileşmesi, Bektaşileşmesi, ama bu da değil. Salt bu da değil. Bu İlluminatist bir harekettir bu. Bu İlluminatilerle ilgili bir harekettir. Bu FETÖ ile ilgili bir harekettir. Bu dinler arası diyalogla ilgili bir harekettir. 2004 yılında başlayan çalışmalar Hazreti Mevlana'yı dinler arası diyaloğa meze etmeye kalkanlar, 2005 yılında kadınlar da sema edebilir diye o dönemin ismini söylemeyeyim, Lünpen gazetelerinden bir tanesine beyanat verenler bugünkü geldiğimiz noktanın mimarlarıdır. O zaman bilinçli. Muhtemelen.
Muhtemelen. Bunu yapanlar mı bilmiyor peki? Yani yaptıranlar biliyor, yapanlar mı bilmiyor? Bunlar zaten bilmez. Bunların dergahtan, bunların mevlevilikten. Adam Alevi bir sülaleye mensup. Sevgili kardeşim yani adam Alevi. Yani Alevi birisinin Mevlevi kurallarını, geleneklerini, örfünü, adetini, edebini, neye inandığını, neyi savunduğunu bilmesi mümkün mü? Adam başka bir şey zaten. Sonra buradan gitmiş, orada Suriye'de Fransızlarla iş tutmuş. Oraya gitmiş, Fransız okullarında okumuşlar. Oraya gitmişler, Fransız sefirelerle gezmişler. Oradan buraya gelmişler, Arnavutköy'de, Şişli'de, Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta sosyete bir hayat yaşamışlar. Yani o sosyeteliklerini Konya'ya taşımak için geliyorlar. Defalarca anlattım. Konya'nın örfünü, adetini, edebini bozmak için yapılan organizasyonlardan bir tanesidir dedim. Israrla söylüyorum. Bugün en çok törenlerde, protokol masalarında oturulup çerebi diye tanıtılan insanlar, dedeleri İtalyan ajanlarına yardım ederken cürmü meşrut etmiş, ajanlıktan yakalanmış, evinde 4000 altınla suçüstü yapılmış, bununla ilgili divane harpte yargılanmış, oradan terk-i diyar etmiş ve Mevlevilikten kovulmuş insanlardır. Bunu cümle alem öğrendi. Bak sevgili kardeşim. Hiç bizimle alakası olmayan bir olay. Nedir o? Ayşe Hürdiye, gazetenin adını söyleyeyim mi? Bir bahsi yok. Radikal gazetesinde Ayşe Hürdiye bir hanım köşe yazısı yazıyor. Yazının tarihi 4 Mayıs 2014. Tamam. Hani şu günlerde bir televizyonda dizi var. Ben de bu konuyla ilgilenirken diziyi gördüm. Vatanım Sensin diye bir dizi. Hani Türk olup da bir binbaşı Yunan generali oluyor falan filan, Cevdet tamam, diye geçiyor dedim, orada. Hatırladım. Onun aslı gerçek hayatta yaşayan gavur mümindir. Gavur mümin lakaplı bir Türk subayıdır o. Gavur müminle ilgili bir makale yazıyor bu Ayşe Hür Hanım. Bu makalenin bir yerine de geliyor, diyor ki gavur müminin başarıları hanesine yazılan istihbaratlarından biri Konya'daki Delibaş isyanı hakkındaydı. İsyanı kışkırttığı iddiasıyla Büyük Millet Meclisi'nin başkan vekili Mevlevi Şeyhi Abdülhalim Çelebi'nin ve Konya mebusu Kazım Hüsnü Bey'in divanı harpte yargılandığını da not edelim diyor. Dokunulmazlığın olmasının öncesi. Hayır, dokunulmazlığı varken bu yapılıyor. Yalnız dokunulmazlıktan sonra ceza onanmıyor mecliste. Yani mebusken burada bu cezayı alıyor. Kazım Hüsnü Bey ile beraber Abdülhalim Çelebi, bunun ikisi de mebus. Ya bakın, 2014 yılında Konya'yla hiç alakası olmayan, mevzuyla hiç alakası olmayan, Mevlevilerle hiç alakası olmayan Radikal Gazetesi yazarı bir hanım Abdülhalim Çelebi'nin divanı harpte yargılandığını yazıyor da bizim Konya'nın kültür müdürleri, kültür daire başkanları, bürokratları, belediye başkanları bunu bilmiyor. Ben 2011'de senin programını anlattım. 2014'te Ramazan kardeşimin programında anlattım. 2012'de yine sizin programınızda anlattım. Şimdi çok özür diliyorum. Şimdi bunlar. Buyurun. Bu aradaki kopuk dediğiniz süre var ya, yani 1925'te bunlar gittiler, sonra 1960'larda geri geldiler, bazı icraatlarda bulundular ama Konya'ya pazarlanamadı bunlar. Çünkü İstanbul'da yaşıyorlardı. Ama 2004'ten sonra pazarlandı. 2004'te bunlar Konya'ya pazarlanmaya başladı. Şimdi bu süre içerisinde ne olduğunu bilmeyen bir ailenin Konya'ya doğru bilgi verebilmesi mümkün mü? Ama her gelen valiye, efendim bu da Hazreti Mevlana'nın torunu dediniz, götürdünüz bunu. Tanıştırdınız. Efendim işte dışarıdan birisi geldi. Ya Mevleviler nerede dediler. Bu aileye götürdüler. Efendim işte falanca yerde paralı bir iş yapılacak. Kilisede sema yapılacak. Bu aile götürüldü. Efendim Gülbahçe'de sema yapılacak. Bu aile götürüldü. Cumartesi günü sema yapılacak. Bu aile götürüldü. Ya şebaruz biletlerinin protokol davetiyelerini bu ailenin kurduğu vakfın dağıttığı günleri biliyorum ben. Doğru. Yani kültür müdürünün dağıtması gereken, eski kültür müdürünün dağıtması gereken protokol biletlerini bu aile dağıttı. Peki bu aile başka neleri dağıttı? Bakın, kendilerinin destekledikleri bir web sitesinde
bir adamın biyografisi. Amerikalı mesnevi araştırmacı ve mütercimlerinden William Gamart, şimdiki adı İbrahim. 1947 doğumlu bir adam. Adam diyor ki, ben diyor 1971'de diyor mutazavvıflarla tanıştım diyor. 4 yıllık bir arayıştan sonra 1976 yılında Mevleviliğe intisap ettim diyor. 1984'te de diyor Müslüman oldum diyor. Önce girmiş, 70 çalışmış, ondan yani sonra. Kardeşim nasıl? Adam 76'da Mevlevi olmuş ve buna Mevlevi dedesisin demiş. Kim demiş? Hani o terk-i diyar eden Bakır Efendi vardı ya. O sisi, onun oğlu Celaleddin söylüyor. Bugün piyasada gezen de etrafa böyle çerez dağıtır gibi Mevlevi dedeliği dağıtan da bunun kızı. Ve oğlu. Bakın bir daha söylüyorum. 1976'da Mevlevi. 84'te Müslüman. Yahu kardeşim, Hazreti Mevlana İslam'ı anlatmadı mı? Anlattı. Hazreti Mevlana İslam'ı yaşamadı mı? Yaşadı. Hazreti Mevlana dergahına girmek için ya besmeleyi bileceksin, kelime-i şehadet getireceksin, kelime-i tevhidin ne olduğunu bileceksin. Ondan sonra içeride 3 gün saka postunda, sonra meydanda çalışacaksın. Siz kimi dolandırıyorsunuz ya? Siz kimi dolandırıyorsunuz? Kimin kültürünü çalıyorsunuz? Siz kimlerle diyalogdasınız? Peki diyalog bağlantılarının ortaya çıktığı emareler var mı? Tabii canım, dinler arası diyalog diye sizin ekranlarınızda yayınladık. Kiliselerde Cojep Vakfı ile beraber dinler arası diyalog seminerlerinde gezmedin bunlar. Bunlar dinler arası diyalog adı altında, hoşgörü toplantıları adı altında katedrallerde sema etmediler mi? Onun görüntüleri var sosyal medyada. Yani 2 yıl öncesinin en çok gündem konusu olan meselelerdi. Yani devam etmedi mi? Yani daha şu an sürüyor mu? Tabii. Daha geçenlerde sanıyorum Kenan Errufai'nin torunlarından bir dışişleri diplomatımız vardı. O Roma Büyükelçiliğinden ayrılırken ayrılma merasiminde, işte ayrılma kokteylinde buradan giden semazenler orada katedralde sema ettiler. Bunlar Mevlevi hırkası altında gezen papaz bunlar ya. Mevlevi sikkesi altında gezen papaz bunlar. Bunları söylemekten korkmuyor musun dedi bugün bir bürokrat. Görüştünüz bile değil mi? Bugün görüştüm. Bir bürokrat bunları söylemekten sen korkmuyor musun dedi. Bu iyi niyetle mi bir söylem yoksa farklı? Bilemiyorum. Ben ne anlayacağımı anladım. Genellikle bu diyaloglarda farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ben de şimdi ümmeti Muhammed'in önünde Allah'ın şahitliğinde söylüyorum. Arkadaş, biz bu yola çıkarken bu kefen omzumuzda geldik. Bak, ben bugün bu programa gelirken bile kefenimin bütün takımını aldım. Mezar taşım da yanımda. Ya bu meseleleri, ilgilileri düzeltecek ya da burada bu mezarları kazmaya, buraları tahrip etmeye, Mevleviliği böyle 3-5 tane çapulcuya meze etmeye kalkarlarsa herkes bedelini çekecek. Peki bir araya gideceğiz. O meseleyi de başka yazarlardan yine ifade edecekleriniz var galiba gördüğüm kadarıyla. Şimdi ekranın sol alt tarafında Kanal 42 Konya hesabı da yazıyor. Buradan sual edebileceğiniz, peki ama şunlar oluyor diyebileceğiniz, şunlar da gerçek mi diye soracağınız şeyleri de burada konuşabilir ya da ben sormaya çalışırım. Bir ikazda bulunmak istiyorum lütfen. Arkadaşlar lütfen, şu anda bu programı izleyen herkes reklam arasında da reklam arasından sonra da ayrılmasın. Çünkü ikinci bölümde söyleyeceğim şeyler bu özetlediklerinden çok da önemli. Allah aşkına, Allah'a inanan herkes birbirine haber versin. Bu söyleyeceklerimi lütfen dinlesin. Şimdi reklama giderken, şimdi sizin bu bahsettiğiniz, yani çoğu kimseyi tanıyorum. Yani az çok biliyorum. Bir eğitimi almaya çalıştığım süreçte bu insanlarla da birlikte olduğumu da biliyorum. Yani yakın temas halinde olduğumu da biliyorum. Amerikalı dostlarıyla yapmış oldukları muhabbetleri, görüşmeleri de biliyorum. Kiminin nasıl Müslüman olduğunu da biliyorum az çok. Ama buna rağmen en alt tabakada siz mesela sema edenlerden bahsettiniz. Onların içerisinde masum olduğunu düşündüğüm insanlar da var. Sizin bilmez dedikleriniz galiba onlar benim anladığım kadarıyla. Orada sema ediyordur belki ama alıp götürülmüş. O işin içerisine girmişlerdir.
Belki biz bu yüzden zaten kovulmuşuzdur. O da olabilir. Muhtemelen. Yani şimdi tabii 2011-2012'de burada yaptığımız yayınlarda biz o zaman ben direkt... Ben bilmezler dediklerim çok ayrı bir meseleden. Yani, işte ikinci bölümde anlatacağım da o. FETÖ demiyorduk belki. Biz o meseleye FETÖ diye bir bağlan öyle bir şey yoktu. Ama bizim konuştuğumuz şey ana denklemi dinler arası diyalogtu. 2011'de 2012'de hatırladığım ana konumuz buydu. Dinler arası diyalog meselesine bir şekilde ilerletiliyor ya da yumuşatmaya çalışıyor. Ilımlı İslam projesine Mevlevilik katılmaya çalışılıyor. Bunun önüne geçmek Sufizm. Lazım. Sufizm demiştik. Bunun benzerinin devam ediyor ve bugün yapılan çalışmalarda bunun yeni bir adımı ama bizim buna inanıp inanmayacağımız artık zihinlere kalmış diyelim. Mevlevi Postneşini Mehmet Çıpan'la konuşmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi ekranın sol alt köşesinde sosyal ağdaki adreslerimizde yazıyor. Oradan da iletişim dahilinde sizler de bize katılabilirsiniz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Mevlevi Postneşini Mehmet Çıpan'la söyleşimizi sürdürüyoruz. İzleyicilerimiz şunu sual ediyor olabilirler. Ekranda arkadaşlarımızın da yansıttığı üzere Mevlana Türbesi sahasına, alana, Gülbahçe'nin bir bölümüne makam odası ve kenef mi yapılacak diye de sual ediyoruz. İşte Hamuşan'ın ya da kabristanın kazıldığına dair konuşmalara şimdi yeni başlayacağız. Onun için bu sualler doğru. Bu suallerin nedenini aramaya çalışıyoruz. Bu anlamda da direkt bu bölümde biraz daha bu konulara giriş yapmış olacağız. Şimdi sizin ilk bölümde bahsetmiş olduğunuz temel meseleler, dinler arası diyaloğun bağlantı noktaları. Şimdi anlattığım şu, bakın. Benden önceki Mevlevi Postneşini, Cennet Mekan, Mehmet Hazım Yarkın Çelebi Efendi. Bir gün sordum. Dedim ki ya ben Mevlevi oluyorum, beni öyle yetiştiriyorsunuz. Bu kadar tarihi bilgiyi niye öğretiyorsunuz demiştim. Yani genç çocukluktan yeni çıkmış bir yaşta bunları öğrenirken bana söylediği şuydu. Evladım, tarihini, geçmişini bilmeyen hiç kimse geleceği inşa edemez. İnşa etmeye kalksa bile bir yerde muhakkak tökezler demişti. İşte bugün Konya bu noktada tökezledi. O tökezlediği noktayı anlatmak için girişte bu tarihi bilgileri verdim. Ne anlattım? Özetleyeyim. Arkadaşlar, 2004'ten bu yana, içinde 2007 Uluslararası Mevlana yılı da dahil olmak üzere, 1960'lı yıllardan itibaren birileri Hristiyan'a, Yahudi'ye, gayrimüslime, içki içene, içki içtiğini dönemin Aksiyon dergisinde beyan edene, çerez dağıtır gibi Mevlevi dedeliği dağıttı. Parası olana, yetkisi olana, örneğin İsviçre mi, İngiltere mi, Allahu alem İsveç'ti, İsveç olması lazım. İsveç Enerji Bakanlığı'nda üst düzey bir bürokrata ticari ilişkilerden dolayı Mevlevi dedeliği verilmiş. Ya bu Mevlevi dedeliği böyle ucuz bir şey değil. İslamsız bir şey iş değil diyorsunuz. Hazreti Mevlana şeriatı anlatmıştır. Şeriatsız hiçbir şey değildir. Şeriatın olmadığı yerde Mevlevi olunmaz. Bakın kendi sitelerindeki açıklamayı okudum size. 1974-76'da adam Mevlevi, 84'te 8 sene sonra Müslüman. Şimdi bunu yapan adamlar 2004'ten sonra dinler arası diyalog adı altında sırf ticari ve siyasi kuvvet elde edebilmek için FETÖ ile işbirliği yaptılar. Ve bu tarihi bilmeyen, biz anlattığımız zamanda dinlemeyen Konya'nın yerel siyasetçileri, yerel bürokratları, bunun ilgilileri bize kulaklarını tıkadı. Çünkü bizim sözlerimiz insana ağır gelir. Biz hakikati söyleriz. Eğer bu dil bu hakikati söylemezse dilsiz şeytan olacağına kopsun daha iyi. Biz hakikati söyleriz, onlara ağır gelir. Bunlar her platformda bu İlluminatist benzeri yapıyla işin içine cerrahileri, sema edenleri, bilmem neleri, hatta ve hatta ben size bir şey söyleyeyim mesela parantez içinde. Yahu biliyor musunuz? 2012 yılında sizin programınızda benim itiraz ettiğim konulardan bir tanesinin müsebbibi
O dönemki semazenlerden birisi şu anda FETÖ'den dolayı yurt dışında kaçak. Adam Kültür Bakanlığı'nda korodaydı. Sema ediyordu. FETÖ'cüydü. Devletten aldığı bankamatik kartını hizmet cemaatine vermekle övünüyordu. Oradan bir sürü talebeyi alıp semazen yetiştirmekle övünüyordu. O adam şu anda FETÖ'den kaçak. İlişkileri nasıl birbirine girdiğini anlatmaya çalışıyorum. Adam kaçak ama onun talebeleri bugün bir şekilde ya belediye kadrolarında ya Kültür Bakanlığı'na misafir sanatçı olarak, Kültür Bakanlığı'nın korosunda misafir sanatçı olarak hala sema ediyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Buyurun. 15 Temmuz'dan sonra sahneye çıkanların içerisinde var mıydı? O adamın talebelerine bakın, var mı yok mu görürsünüz. Gözlükçülük yapan bir tanesi vardı, adını hatırlamıyorum. İnanın hatırlasam da söylerim, korkmam yani. Adını hatırlamıyorum. Bir yerde tesadüf, Allahu alem, ya bir manav dükkanında ya bir kasap dükkanında bir yerde karşılaştık alışveriş yaparken. Ya siz niye böyle yapıyorsunuz dedim. Biz parasız sema etmeyiz dedi. Neden dedim. Biz aldığımız paraları götürüyoruz, cemaate veriyoruz dedi. Bu kadar rahatlar. Bu kadar rahattılar. Bir sürü o koronun içinde hem FETÖ'cü vardı hem tefeci vardı. Tefeciye, FETÖ'cüye, Yahudi'ye, Hristiyan'a, sarhoşa, berduşa semazenlik belgeleri dağıttı. Onları semazen yaptı. Ötekini dede yaptı. İçki masalarında fotoğraf paylaşan adamlar, kadınlarla semaden adamlar Mevlevi adı altında itibar gördü. Kimden? Bir daha söylüyorum. Konya'daki yerel siyasilerden, Konya'daki yerel bürokratlardan. Dolayısıyla bunların tanıştırmaları, pazarlamaları, onları iltifatlandırmalarıyla da UNESCO'dan tutun da, Birleşmiş Milletler'den tutun da, işte bizim meclise tutun da hepsi. Yahu Allah şahidimdir. Kaç tane milletvekilinin bu İngiliz ajanlığından, İtalyan ajanlığından, dergahtan kovulmuş çelebilikle, mevlevilikle alakası olmayan ailenin mensuplarının kaç tane milletvekili tarafından öpüldüğünü gördüm. Hazreti Mevlana'ya hürmetle o gerçekleri bilmediklerinden dolayı bizim söylediklerimize, bütün belgelerimize, çuvalla belgeye itibar etmediklerinden dolayı da bu bilgi eksikliği içerisinde kaç tane vekilin bu ailenin ellerini öptüğünü gördüm. Peki. Şimdi bu itibarı alanlar, bu itibar verenlerce görevlerini yaptılar. Devam silsilesi sürüyor. Sürüyor. Gül Bahçesi'nin kazılması, bu sürece gelmesiyle alakalı. Ben kazılmadan önce bir orayı ziyaret ederken benim kulağıma çalınan şeylerden bir tanesi şuydu. Dönemin Kültür Bakanı'nın işte düşüncesi, imzasıyla, projesinin hazırlanmasıyla bu noktaya gelindi. Belli başlı yerlerde, vakıflarda, anıtlarda belli başlı işte iyi insanların imza atmamayıp da bekletmesiyle beklenen süreç bir anda toparlandı ve kepçe vuruldu. Orası neden kepçe vuruldu? 2012 yılında programınızda anlattım. Dedim ki Gülbahçe'nin içerisinde yarın bir gün müze adı altında tuvalet yapacaklar dedim. O dönemin Konya valisi sizin programımıza bu anlattığımız konuyu inceledi, irdeledi, projeye baktı. Allahu alem, bildiğim kadarıyla bu projenin Hazreti Mevlana'ya pek uymayacağını düşünerek uzunca bir süre bu proje yapılmadı. Aydın Bey miydi o zamanki var? İnanın hatırlamıyorum. Çok özür diliyorum ama inanın hatırlamıyorum. Allahu alem Muammer Bey olabilir. Yok, o 2013'ten sonra, ondan öncesi Aydın. İnanın hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar, Eray, görüntüleri de ekranda değerlendirebiliriz. Şimdi bozmaya çalışan yapı var ya, bunlar bir kasıtlı olarak, iki bilmediklerinden dolayı Gülbahçe'den haberleri yok. Gülbahçe'nin haricinde Mevleviliğin kurallarından haberleri yok. Özelliklerinden haberleri yok. Şimdi bu arkadaşlar, siz devam edin, buyurun. Bu arkadaşlar bilmedikleri meselelerden dolayı fikir beyan edemeyecekleri gibi
mevcut verdikleri bilgilerle de türlü sıkıntılara sebep oldular. Önce bir fotoğraf vardı. Huzuru Pir'den içeriden verdiğim böyle alacalı çok renkli. Az önce o vardı. Başa gelebilir misin? Başa gelirsek ve durdurabilirsek seyircilerimiz daha rahat anlar. İç mekandan bir fotoğraf. Evet. Bakınız bu fotoğraf bize neyi gösteriyor? Bu fotoğrafta sandukaların üzerindeki işlemelere bakın. Hazreti Mevlana Huzuru Pir'inde Çelebi ailesinin kabristanları bunlar. Hı hı. Burası Çelebi soyundan gelip oraya defnedilen, hem de katlı defnedilen, yani bazı mezarların üstünde 3-4 kat kabir var, ceset var, cenaze var. Bu türbeye şu anki giriş kapısının hizasından çekilmiş fotoğraf. Evet, hı hı. Şu andaki giriş kapısından, tilavet odasından çekilmiş fotoğraf. Şimdi dikkat edin, sandukaların üzerinde ne var? Çelebi ailesinin, yani orada yatan herkesin kendi aile mensuplarının işledikleri örtüler, hı, yazmalar, seccadeler, el işleri var. Yerde o ailelerin getirdiği halılar var. Duvarlarda o ailelerin getirdiği halılar var. Şimdi ne var? Bakın oradaki sandukaların üzerindeki destarlara bakın. Her birisi birbirinden farklı. Sizin programınızda söylemiştim. Şu anda Kuzey Kore askeri mezarlığına benziyor orası. Haki renkte tek tip sandukaların üzerinde. Bir sonrakine geçer misin? Bir sonraki fotoğraf karesine. Şimdi bunları aldılar, topladılar. Sanki 1925'e kadar. Şu sizin bahsetmiş olduğunuz yeni döneme yakın. Yok, bu da eski dönemden bir fotoğraf. Bu da eski sanduk örtüleri var. Ama ona yakın. Bu biraz da evet. Evet. Şimdi 1925'e kadar bu eşyaların her birisi bu dergaha sığıyordu. 1984'e kadar da sığıyordu. 2004'e kadar da sığıyordu. Sonra 1925 ile 2004 arası buraya hiç başka yeni bir eşya girmemesine rağmen bunlar buraya sığmaz oldu. Aklı evvelin bir tanesi geldi, bunların hepsini topladı. Kayda geçireceğim, temizleyeceğim, tamir edeceğim diye o bahaneyle topladı. Sonra katlayıp depolara kaldırdı. Yerine? Yerine işte bu Kuzey Kore askeri mezarlığı gibi tek tip sanduk örtüleri yaptılar ya. Ve bu toplanan şeylerde o odalara mı, depolara mı kaldırıldı? Depolara kaldırıldı. Şimdi de diyorlar ki. Sığmıyor. Efendim bunlar depolarda çürüyor. Biz bunları ne yapalım? Onları al. Götür gene adam gibi yerlerine ört. Allah'tan korkun varsa her sandukanın üstüne kayıtlı envanteri götür. Yerine ört. Zındıklık etme. Mevlevilerin mallarını, orada yatanların eşyalarını geri üzerine koy. İnsanlar da gördükleri zaman tarihte Mevlevilerin hanımlarının bile ne kadar sanatkar olduğunu görsünler. Oradan genç kızlar gitsin model çıkartsın. Kardeşim. Şimdi yeni yapılmak istenen makam odalarına falan istenen, bunları koymak istemiyorlar. İşte bu bahaneyle, bu bahaneyle 2011 yılında müze müdürü bana şöyle bir şey söyledi. 2011'de. Mustafa Bey. Müze müdürü. Ha, Yusuf Bey. Yusuf Bey. Bana dedi ki, geçenlerde dedi burada turistin bir tanesi işte tuvalet orada mı burada mı diye koştururken tuvalete yetişememiş. Adam altına kaçırmış. Olabilir. Adamın fermuarı sıkışmıştır. Ya da sen oraya bir İngilizce tabela koymamışsındır. Mevcut tuvaletin yerini bulamamıştır. Adam altına kaçırmıştır. Ya o zamanlar 2011-2014 arası bir tuvalet sıkıntısı hep vardı. Yeni yeni sonra bir düzenlediler falan. Dışarıya yaptılar bir tane. Efendim gözleri dolara yetmiyordu. Bilmem neydi. Şimdi bunu da bilgi notu olarak bir kenara koyalım. En son getirdikleri bizim Tahir Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, bizim Tahir abimizi, yani 2004 belediye başkanlığından önce Konya'nın Tahir abisini, diyorlar ki efendim işte bu depoda çürüyor bunlar. Bunları bizim gün yüzüne çıkarmamız lazım. Bir sergileme yeri yapalım. Dönemin kültür müdürü Mustafa Çıpan Bey'le beraber şadırvanı sökmesinler diye künkün yerini gösterdiğim gün, orada su kaçağı yok, binalardan su sızmıyor.
orada künk var Sultan Selim'in yaptırdığı diye gidip kendi ellerimle eşimle birlikte gösterdiğim gün orada bu konuşma yapıldı. Dedim ki bakın şu anda siz buraların hepsini düzlediniz ama buraların altı mezar dolu. Bizim kayıtlarda yok dedi. Ben de bizim kayıtlarda var dedim. Bakın az önce siyah beyaz bir fotoğraf vardı. Arkadaşlar tekrar ekrana versinler. Birinci ve dördüncü fotoğraflarda olması lazım. Hamuşan'la Niyaz penceresinin arası mezar dolu. Peki şu anda o kadar mezar var mı orada? Yok. Yok. Hayır. Ne şu, yaptılar? Şu fotoğraf karesiyle beraber. Evet, evet. Bakın kaç tane mezar var. Burası hani Üçler Mezarlığı'ndan Mevlana Türbesi'ne doğru baktığınızda sol duvardan burası. Sonra gördüğünüz alan. Buralar mezar dolu. Asma ağaçlarına bakın. Yeşilliğine bakın. Onlar şimdi iç kısım biraz. Dördüncü ve beşinci fotoğraflardan devam edebilirsek hem de fotoğraflar üzerinden hızlıca hareket edelim. Süreye şimdi, çok az şimdi, kaldı. Şimdi bu biz bilmiyoruz burada mezarı dediler. Ben de biz biliyoruz dedim. Ama bizi muhatap almadılar. Dinlemediler. Sormadılar. Sormadılar. Şimdi de şu kazıyı yapıyorlar. Evet. Şu anda da şu kazıyı yapıyorlar. Şimdi bir daha söylüyorum. Allah'a inanmış. Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş. Kabrin ne olduğunu bilen, ahiret gününü bilen, hesap gününü bilen her Konyalı, her Müslümana sesleniyorum. Hazreti Mevlana Müzesi'nin bahçesine gömülmek, o dergahın bahçesine gömülmek öyle kolay bir iş değil. Burada belli mesafelerden sonra kat kat mezarlar var. Bunları defaten söylememize rağmen önce müze, sonra da projede yerin 2,5 kat altı mı, 1,5 kat altı bir kat da üstü mü? Buraya müze yapacağız diye 50 bayan, 50 bay tuvaleti yapıyorlar. Yapılmak istenen bu mu? Proje bu. Ama Allah'a bin şükür, Mevlevi dedeleri bugün orada yattıkları yerde buna mani oluyor. O Allah dostları bugün orada kabirlerinin üstü açılmasıyla birlikte o Allah dostları kemikleriyle bile buna mani oluyor. O Allah dostları, o Mevlevi dedeleri, o ünlü Selçuklu komutanları orada yatanlar bugün Hazreti Mevlana dergahının ve kendilerinden daha aşağıda gömülü olan evliyaların, veliullahın mezarlarının tahrip olunmasını engelliyor. Bu insanlar akıllarını başlarına alsınlar. Orada kazan kepçe, onun operatörü, o kepçeyi yapan fabrika, bu işi projelendiren, bu işe onay veren, bu işe para veren kim varsa vebal altındadır. Bugün siz bizim dedelerimizin mezarını kazdınız, üzerinize tuvalet yapıp sıçmaya kalkıyorsunuz. Yarın bir gün aynısını sizin mezarlarınızda yapmayacaklarının garantisi var mı? Bizim maneviyatımızı yıkıyorsunuz. Bizim mezarlarımızla oynuyorsunuz. Daha önce Mevlana Meydanı kazıldı. Oradan çıkan kemikleri yine aynı idare, aynı müze müdürlüğü ekmek sepetlerine doldurdu. Ekmek sepetlerinde günlerce yağmurun altında bıraktı. Ulusal basına yansıdıktan sonra sağa sola kaldırdılar. Tasnif edilmedi. Hangisi kadın, hangisi erkek bakılmadı. Hangisi hayvan, hangisi insan bakılmadı. Bakılmadı. Bunlar defni kubur kurallarına göre yeniden kefenlenip gömülmedi. Ekmek sepetlerinin içinden çıkartıp nerelere attıklarını bilmiyoruz. Müftülüğe soruyorum. Allah için Müftü Bey biliyorsa söylesin. Bunları hangi imam tekrar kefenleyip gömdü? Gömüldüyse gömüldüğü yerde bana bir tane taze kefen örneği versinler. Hangi çukura doldurdunuz? Bunun vebalini bir kadın kemiğiyle erkek kemiğinin beraber gömülmesi vebalini Konya nasıl kaldırıyor? Ey ehli Muhammed, ey ehli sünnet, ey iman etmiş olanlar, farz edin ki mezarı çok önemsemiyorsunuz, yahu bir kadınla bir erkek yan yana gömülmez, Allah ayeti kerimede sabit, bir kargayı gönderip bize
bir kargayla cenazelerimizi nasıl defnedeceğimizi gönderen Rabbim, sizin bu yaptığınız definden razı olur mu? Sizin bu mezarları kazmanızdan razı olur mu? Aklı evvelin bir tanesi 1900'lü yıllarda gelmiş bir Milli Eğitim Bakanı, burası hala dergah kokuyor diyerek oradaki yazmaları kaldırttırmış, kitapları kaldırttırmış. Yahu birisi geliyor Şebarus havuzunu yıkıyor. Birisi geliyor şadırvanı yıkmaya kalkıyor. Birisi geliyor meydanı kazıyor. Birisi geliyor bilmem nereyi genişleteceğim diyor. En son geldikleri nokta işte bu. Ya kalkar da gider Yahudi heveslisi, Hristiyan heveslisini muhatap alırsan zaten bilmez o zavallı. Onun önüne akademisyenin, hani bir tanesi şimdi kaçtı gitti ya, Konya'ya bir sürü kazığı çaktı. Hı hı. O çaktığı kazıklardan sonra gitti, şimdi dışişlerinde çalışıyor. Bir akademisyen vardı bir zaman. Adam bunun eline vermiş bir Hazreti Mevlana hayatı, gitmiş. Bu da Denizli'de konferansta okuyor. İki sayfa yazı oku. Al Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 8-10 bin lira para, çık gel. E şimdi bu ticareti yapanlara sen itibar edersen, habire yanında gezdirirsen, habire her toplantıda elini sıkarsan, habire her toplantıda bunu baş köşeye oturtturursan, sanki Şebarus törenlerinin mümessili bunlarmış gibi her seferinde alıp getirip konferans verdirirsen, bilmeyen gelir bugün benim dedelerimin mezarının üstüne kenef yapar. Şimdi sesleniyorum. Ey Konya halkı! Hala mı sessiz kalacaksınız? Düşünün. Bugün yaşadığımız bir mesele. Neydi FETÖ? Fethullah. Adam gitti. Belki orada ölecek. Belki işte Adalet Bakanı gitti alıp gelecek. 3-5 sene Allah ne kadar ömür verdiyse ölecek. Sonra 100 yıl sonra mesela onun torunları, bugün 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerin torunları 100 yıl sonra gelip bir vakıf kurup Tahir Hoca'nın mezarını kazmaya kalkarsa ne olacak? 100 yıl önce bizim dergahlarımızdan kovduğumuz adamlara bugün itibar eder. Aslı ve hakikati unutur. Bugün o mezarları kazarsanız, yarın bir gün bugün sessiz olanların mezarlarına ne olur? Bu projeyle ilgili şimdi son sözleri de isteyeceğim ben sizden ama hemen bir duraksama söz konusu. Bunun hakkında bilginiz var mı? Duraksama falan kabul etmiyoruz kardeşim. Bakın bir daha söylüyorum. Allah şahidimdir, ben şehit olacak yer arıyorum. Ben zaten hasta bir adamım. Zaten yeterince şekerim, tansiyonum, kalbim, ayağım sıkıntılı. Ben ayağı bir çukurda bir adam. Ben şehit olacak yer arıyorum. Ben sağken o bina oraya yapılamaz. Ben sağken ben kefeni çantasında gezen bir adamım. Ben hazırım. Benim gibi binlerce Mevlevi de hazır. Şu ana kadar susuyorsak edebimizden. Bu programı bekledim. İlgili her yerlere de bu mesajları verdim. Bugün Konya'daki milletvekillerinin tamamını aradım. Tamamına bu konudaki hassasiyetleri bildirdim. Şimdi hiçbirisi üstüne almıyor. Müze müdürü kültür müdürüne, kültür müdürü anıtlar kuruluna, anıtlar kurulu belediyeye, belediye, aslında belediye şurada haklı. Belediye burada yüklenici. Kültür Bakanlığı projeyi çiziyor, anıtlar kurulu onaylıyor, İl Kültür Müdürlüğü yaptırtıyor, müze de yolu açıyor, belediye de, hem de belediye de birisi bana bir şey söyledi. O daha da facia bir durum. Dedi ki biz buranın parası bütçemizde bile yok. Biz burayı krediyle, borçla bulduk yapıyoruz 8-10 trilyon lira dedi. Şimdiki parayla milyon yani trilyon dedim ama. Ya belediyenin bütçesi bile yok. Birileri getirmiş. Mecburum ya. İşte şey diyorlar ya başkana. Efendim başkan Hazreti Mevlana'ya hizmet etmeyi sever.
Tahir Bey biliyorsunuz. Tahir Bey. Tahir Akgürek Bey. Hazreti Mevlana'ya hizmet etmeyi sever. Bu şehre hizmet etmeyi sever. Yanlışı vardır, doğrusu vardır. Eleştirdiğim yanı çoktur. Saygı duyduğum yanı da çoktur. Şahsi bir mesele değil ama Tahir Bey Hazreti Mevlana'ya hizmet etmeyi seviyor. Ama iyi niyeti suistimal ediliyor. Şu anda edildiği gibi. Ona buraya müze yapacağız dediler. Tahir Bey işi gücü habire proje mi denetleyecek? İşte bina Kültür Bakanlığı'ndan da gelmiş. Bugün oraya içinde 100 tane tuvaleti olan, açsınlar baksınlar fen işlerindeki projeye. 100 tane tuvaleti olan bir yer yapıyorlar bugün oraya. Şimdi Tahir Bey yüklenici firma ama öbürleri şimdi hepsi birbirine top atıyor. Yani en az en masumu belediye mi diyorsunuz? Evet yani bu bakanlıktan bu meselede, çıkıyor. Bu meselede vakıflardan, Anıtlar Kurulu'ndan belediyeye Tahir yansıyor. Tahir Bey açısından bakın çok açık konuşuyorum. Hı-hı. Kendisi bizim büyüğümüz. Zamanında Tahir abi diye il başkanlığımızı yapmış, avukatlığımızı yapmış bir ağabeyimiz. Yarın bir gün onun da görevi bitecek. Allah ömür verirse o da bir gün emekli olacak. Gidip aynı camide namaz kılacağız. Şu anda o belediyede hizmet makamında. Çok fazla görüşemiyoruz. Ama gün gelecek onlar Kapı Camisi'nde aynı secdeye namaza duracağız. Aynı secdeye alın vuracağız. Aynı safa diz vuracağız. Mesele şahsi değil ama Tahir Bey'in ona gösterilen az önce şu anlattığım meseleleri dikkate alıp kimlerle işbirliği yaptığına dikkat etmesi lazım. Peki, Hazreti Mevlana ne diyor? Her kuş kendi cinsiyle uçar diyor. Bu sorunları nasıl çözecek? Hemen hızlıca. Çok basit. Siz Tahir Bey'i örneklendiriniz. Çok basit. Bunu ama Tahir Bey çözer. Ama Kültür Bakanlığı meselesiyle başlıyor. Nasıl Tahir Bey çözecek? Hazreti Mevlana Müzesi'nin olduğu alan zaten bildiğim kadarıyla oraya bir Mevlana Vadisi yapmak istiyor. O Mevlana Vadisi'nin içerisinde ilk olarak hemen bugünden tez yok. Yarın çarşamba günü hemen bir karar al. Hazreti Mevlana Müzesi'nin içinde olduğu parsel 50 metre çapıyla beraber, uzaklığıyla beraber kazıya kapalı alandır de. Burada kazı ve yapılaşma yasaktır de. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine sesleniyorum. Eğer buna gücünüz yoksa o masada oturmayın. Eğer orayı kazıya kapalı, kazıya yasak alan ilan edemiyorsanız yarın bir gün seçimlerde kimsenin karşısına çıkıp oy moy istemeyin. Yarın bir gün CV'lerinize biz hakkıyla, hukukuyla, adaletiyle, İslam'a uygun, Hazreti Mevlana'ya hürmete, gayretle belediye meclis üyeliği yaptık falan filan demeyin. Bu kadar net söylüyorum. Bu kararın üstünden geçecek başka bir mekanizma yok mu? Yani meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması lazım, o uzun iş. Ama Büyükşehir Belediyesi tarihi hamamı gömerken yaptığı gibi yapmaz. Burayı usulüne uygun bu açılan cenazeleri defneder. Burayı da geleceğe dönük bir daha reddedilmeyecek, bir daha denilmeyecek şekilde kazıya yasak alan, kazıya ve yapıya, yapılaşmaya yasak alan olarak ilan ederse bu işler çözülür. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Ha ondan sonra müzede yere mi ihtiyaç var? Babacığım teknoloji gelişti ya. Gidin çelik konstrüksiyondan prefabrik yapıverin bir kenara. Ama öyle tuvalet muvalet yok. Kimse benim dedemin mezarının üstüne böyle demez. Kimse benim dedemin mezarının üstüne gelip küçük abdest, büyük abdest bozamaz. Yok o bölgede çevrede zaten müsait müze olabilecek birkaç mekan var devletin elinde. Onlar da çok rahat kullanılabilir gerekirse. Orada sergi da sıkıntı var. Orada da sıkıntı var. Mevcut yerde yakın yerler var yani sonuçta kullanılabilir. Eğer ki illaki tabii birilerine mekan yapmıyorsak, illa bir yerlere malzeme koyacaksak öyle yakın yerlerde boş arazimiz var. Kesinlikle canım kesinlikle yani gül bahçenin içerisinde var. Arkada yeni yapılan kahvehane yapıyorsanız salonlar var. Kahvehane yapacağınıza gidin onu yapın. Ama Mevlevilerle Hazreti Mevlana'yı ayırmayın. Şimdi sonlandıracağım bakın kardeşim. Sonlandıracağım arkadaşlar. Şu anda bizi dinleyen herkesten Allah rızası için ricamdır. Lütfen hiçbir şey yapamıyorsanız Twitter hesaplarınız var. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Kültür Bakanı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İl Kültür Müdürü'ne tweetler yazın. Hazreti Mevlana Müzesi kazılmasın, kazıya yasak alan ilan edilsin diye talebinizi, tepkinizi gösterin. Ya değilse bu veballe Allah korusun yarın bir gün dedelerinizin mezarlarının başına bir şey gelirse, yarın bir gün birisi de gelir üçlerde üç tane sahabe mezarını bırakıp gerisinin üstüne yapılaşma yapmaya kalkarsa, oralara rezidans dikerse vebal sizindir.
O zaman da bu söylediklerimi hatırlar, dizlerinizi döversiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Allah sizden razı olsun. Bir izleyicimiz tüylerim diken diken oldu diye tweetten mesajını göndermiş. En azından onunkini paylaşmış olayım. Mehmet Ali'cim, şahsımla ilgili çok üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Evet, hızlıca alayım. Allah şahidim olsun. Orada üzeri açık iki tane mezar var. İsimleriyle biliyorum. Arabacın Albant Mustafa Dede, Arnavut Hasan Dede'nin mezarları. Bugün itibariyle 14 gündür her gece benim ve çocuklarımın rüyalarına giriyor. Her gece zikirlerimiz bölünüyor. Her gece namazlarımız bölünüyor. 3 gün boyunca dedelerimizin mezarlarının üzerine kuşlar pisledi. 3 gün boyunca dedelerimizin mezarlarının üzerine yağmurlar yağdı. Kedi köpek üstünde oynaştı. Eğer ki bu Konya bugün bu yapılanı reva görüyorsa, Hazreti Mevlana ne kadar bizarsa ben de o kadar bizarım. Bu adamlar mezarlarına ateşler salsınlar dediklerini anlamamıştım. İlk benim dedelerimin mezarlarının üstüne ateş saldılar. Bu adamlar onlara karşı olanların mezarlarına beddua ederken bunu yapacaklarını düşünmemiştim. Bu diyalogçuların mezarlar üzerine beddua ederken, mezarlarınıza ateşler yağsın derken ne söylediklerini vallahi ve tillahi anlamamıştım. Hiç aklıma gelmezdi önce bizim dedelerimizin mezarlarından başlayacakları. 15 Temmuz'da dirimize saldıranlar bugün ölümüze saldırıyor. Reisi Cumhur'un böyle bir şeyden haberi varsa asla izin vereceğini düşünmüyorum. Allah için ulaşabilen bir kişi varsa, Allah için kendisine haber götürebilecek bir kişi varsa haber versin. Rabbimden dileyim. Ya Reisi Cumhur bunu çözsün. Bizim dedelerimizin mezarları eski hale gelip burası kazıya yasak alan ilan edilsin. Ya da Rabbim ebabillerini göndersin. Değerli izleyenler, Konya'daki Gülbahçe'nin, Hamuşa'nın yakın zamanda kazılmış olmasıyla alakalı yıllardır bu meseleler üzerine yapılmak istenen bazı hassasiyetsiz davranışların önüne geçilmesi için bizler de yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Yine bir kez daha dile getiriyoruz, bir kez daha hatırlatıyor, yaşanan hadiseleri uyarı niteliğinde ekrandan paylaşıyoruz. İstikamette bugün Mevlevi Postinişini Mehmet Çıpan bizimle birlikteydi. Umarız daha akilane kararlar herkes tarafından rahatlıkla alınabilir diyelim. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.